Mazlum içliğe verilen ceza normal bir dönemde olsak eğer bir hukuk katliamı dersiniz. Ama o kadar çok hukuk katliamı yaşanıyor ki bu coğrafyada. Akıl dışı yani bir avukatın bir hukukçunun çözümleyebileceği dosyalar değil bunlar. Yani hukukun tüm kuralları alt üst ediliyor bu dosyalarla. Aslında burada mazlum içliği dosyasına geçmeden önce çocukları, bu kadar hiddetlendiren bir devlet politikasından söz etmek gerekiyor. Bir çocuk diğer çocukla neden kavga ediyor? Üstelik iki Kürt çocuğu birbirine kırdıran bir sistemden söz etmek. Esas bu sistemi sorgulamak gerekiyor. O çocuklar neden öldüler ki devlet sadece Yasin Börü ismine sahip çıkıyor. Evet o da bir çocuktu ama orada başka çocuklar öldüler. HDP'li bir ailenin çocuğuysa devlet onu bir çocuk olarak dahi görmüyor. Sadece Yasin Börü Tabii ki hiçbir çocuk ölmesin, hiçbir çocuk birbiriyle böylesine şiddet içeren kavgalar yapmasın. Ama burada bu çocukları bu hale getiren devlet politikalarını biz tartışamıyoruz. Sorun burada. Mazlum dosyasının bu kadar hukuksuz şekilde ilerlemesinin sebebi de bu devlet politikası. Adeta bir intikam haline getirildi. Yani hukuk bir intikam aracı oluyorsa eğer, orada büyük bir korkunç sistem var demektir. Ki Mazlum İçli'nin dosyası da böyle. Bizler de biliyoruz. Avukatı Mahsuni Karaman da defalarca açıkladı. Bir kere Mazlum İçli'nin Olay sırasında orada olmadığı kanıtlandı. Yani olay yerinde olmadığı zaten bir müzisyen kendisi bir düğünde müzik yapmaya gittiği hatta ya yani olayın olduğu yerden 140 kilometre uzakta olduğu HTS kayıtlarıyla saptandı. Bu konuda tanıklar dinlendi. Hatta mazlum içliği benzettiğini söyleyen tanık bile kesin ifadeler vermedi. Hatta o çocuk bile ifadesinde diyor ki ben diyor yani pişmanlık duyan kişi nedir falan ben bunları bilmem diyor. Ben sadece benzettiğimi söyledim diyor mesela mazluma. Ama bütün bunlar deliller yok sayılarak hatta dosyaya bakan aynı savcı bir önceki sefer mazlum için beraat istemiş olmasına rağmen hemen kısa bir süre sonra yukarıdan gelen bir emirle anladığımız kadarıyla mütalasını değiştirip bu sefer ceza istiyor. Yani bütün bunların hukukla anlatılacak bir yanı yok. Bu düşman hukuku. Aslında düşman hukukunun tam da tanımını oluşturan bir dosya mazlum içli dosyası. Ee, evet e, hiç işlemediği bir suçtan dolayı büyük bir ceza aldı mazlum ve cezaevinde büyümeye devam ediyor. İşte 14 yaşında girmiş bugün 23 yaşında genç bir insan olarak hala cezaevinde. Ama ben tekrar şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben çok uzun yıllardır insan hakları hareketi içindeyim ve Kürdistan'a her gittiğimde o kadar büyük hak şahit oldum ve olduk ki insan hakları savunucuları olarak ben e, iple Askeri araçlara bağlanarak yerlerde sürüklenen kadınları gözlerimle gördüm. Onların otopsilerine katıldım. Yakılan köylere şahitlik yaptık. Göz altında kaybedilen insanların ailelerine tanıklık yaptık. İşte bence mazlum işli, içli de bu mağduriyetlerden birini yaşıyor. Maalesef ki devletin politikaları yine burada sorgulanmıyor. Birileri Yasin Börü'ye sahip çıkıyor ve onun üzerinden bir intikam dili geliştiriyor. Ne yazık ki orada ölen diğer çocukları hiç görmeyen bir devlet haklı var. E, ve bütün bunların tek sorumlusu olarak da Mazlum İçli isimli ...bir başka çocuk da yargılanıyor. Ama maalesef ki bu Kürt çocuklarını birbirine kırdıran... ...bu zihniyet, bu çözümsüzlük politikası bu toplum tarafından tartışılmıyor. Bence temel problem de bu. Hukukun e, temel bir kuralı vardır. Şüpheden sanık yararlanır diye. Bu temel kural hiçe sayılıyor bu dosyada. Kaldı ki şüphe bile değil, kanıtlar var mazlum içlinin e, o olay sırasında orada olmadığına dair HTS kayıtları var. Tanıklar var düğünde çaldığına dair. Tanıklar var. Bütün bunları e, yargılamanın düşünmüyor olması inanılmaz kaldı ki bir süre önce düşünüyor ve beraatini istiyor savcı. Demek ki bir savcının bir dosyada beraat isteyebilmesi için onun suçlu olmadığına dair çok önemli kanıtlar var demektir. Ama aynı savcı hiçbir gerekçe göstermeden birdenbire çok kısa bir süre içinde mütalasını değiştiriyorsa orada dışarıdan bir müdahale var demektir. Yani bu dosya e, hukuk kurallarının hiçe sayıldığı aynen Gezi davasında Kobane Kumpas davasında ve birçok davada olduğu gibi yukarıdan talimatla kararlar verilen Hukuk dışı, hukukun hiç işlemediği bir mahkeme dosyası. Çünkü eğer çözümsüzlük politikasını devam ettirmek istiyorsa ki öyle devlet bu çok uzun yıllardır böyle yani e, Tayyip Erdoğan döneminden önce de böyleydi şimdi de böyle çözüm istemedikleri için düşman yaratmaya ihtiyaçları var hep bir düşmana ve hep bir şiddete ihtiyaç var işte bunun içinde araçlar seçiliyor mazlum içti maalesef ki bu anlamda devletin düşmanlaştırma politikaları için bir çocuğun hayatı araç olarak kullanılıyor. Bu çok korkunç bir şey. Aslında bütün bunların sebebi esas olarak Kobane meselesidir. Kobane de Kürtlerin kazanımlarıdır. Bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Bir fail aranıyor ki Kobane davası da zaten içi tamamen boş hepsi bizim arkadaşlarımız olan, hepsi bir karıncayı bile incitmeyecek kadar yumuşak ve duygulu insanlar olan arkadaşlarımızı bu şekilde yargılıyorlar. Ama bütün bunlar bir gün gelir geri döner. Yani bu böyle sürecek değildir. Fakat şu anda ben 30 yıldır insan hakları hareketi içindeyim. Hukukun bu kadar yerlerde olduğu başka bir süreci ben hatırlamıyorum. Mazlum içlinin cezalandırılması demek mazlum içlinin ki o bir çocuk aslında onun bir siyaseti de olmaz yani ama sonuçta mazlum içli bir Kürt çocuğu, HDP'li büyük ihtimal bir ailenin çocuğu ve onunla birlikte bir çocuğun üzerinden bütün aynı görüşte olan bütün Kürtler Cezalandırılmak isteniyor. Ben e, yani bu cezadan sonra e, babasıyla görüştüm mazlumun. Ya, tabii ki çok üzgünler ama umutsuz değiller. Yani destek bekliyorlar. Bence aslında e, barış ve Kürt sorununda çözüm isteyen herkesin, ki bir çocuk olduğu için her şeyden önce mazlum içli davası üzerinden bir kampanya başlatılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu kadar hukuksuzluğun ortasındaki bu hukuksuzluktan hepimiz nasibini nasibimizi alıyoruz. herkes alıyor. Bir tweet attığı için bile insanlar yargılanıyorlar. Herkesin bu davayı temel alarak bu dava üzerinden e, hukukta e, bir şey istiyoruz. Yani gerçek bir hukuk sistemi istiyoruz, hukukun uygulanmasını istiyoruz diye bir kampanya başlatılması gerektiğini düşünüyorum. Kendisine bence demokratım diyen herkes ya da Kürt sorunu çözülsün, barış olsun diyen hangi görüşten olursa olsun barış isteyen herkes bence bunun önünde olmalı. Tabii ki toplumu çok etkiledikleri için örneğin oyuncular, futbolcular, toplumu en etkileyen kesimler bunlar. Bunların da içinde olduğu bir kampanyanın başlatılması bu bir düşünce aşamasında ama umarım en yakın zamanda olacak. Şimdi mazlum içli aslında bu coğrafyada şu dönem birçok insan hukuksuzluğa uğruyor. Yani kendimden örnek vereyim. Ben Özgür Gündem gazetesinde genel yayın yönetmeni hanesinde adım yazıldığı için silahlı örgüt üyesi olarak ceza aldım ömrümde polisin silahı dışında hiçbir silah görmemiş olan ben silahlı örgüt üyesiyim şu anda. Yani bütün benim gibi birçok insan aynı biçimde. Yani silahlı örgüt üyesi olarak cezalandırıyor sizi ve ya git diyor ya yurt dışına git diyor ya da otur cezaevinde girmeyi bekle diyor. Yani insan zaten hepimiz adli kontrollü yaşıyoruz. Hepimiz rehiniz aslında. Yani o nedenle aslında herkes şu anda baskı altında. Mazlumun yaşadığı hukuksuzluğun ölçüsü farklı olabilir ama o hukuksuzluğu herkes yaşıyor. Cumartesi anneleri yaşıyor, gezi mahpusları yaşıyor, Kürt milletvekilleri yaşıyor, Kobani davası sanıkları yaşıyor. Ne bileyim e, yani çok farklı görüşlerde olmamıza rağmen mesela Merdan Yanardağ da yaşıyor tamamen farklı bir dünya görüşündeyiz ama herkes yaşıyor yani o nedenle herkesin bu dava üzerinden gerçek bir hukuk istiyoruz diye ayağa kalkması Talepte bulunması gerekiyor. E, mazlum üzerinden böyle bir kampanya, e, bir düşüncesi var. Büyük ihtimalle önce bir imza kampanyasıyla başlar. Daha sonra daha da değişir. Ben en yakın zamanda mazlumu ziyarete de gideceğim. Onun söyledikleri, onun talepleri her şeyden önemli olacak. Mazlumun talepleri tabii ki avukatıyla da iletişim halinde olarak onun talepleri üzerinden devam edeceğiz. E, yani mazlum kürt sorunundaki çözümsüzlük politikaları nedeniyle mağdur olan binlerce çocuktan biri 14 yaşında işlemediği bir suçtan cezaevine girdi. Bugün 23 yaşında ve hala cezaevinde yaşamını sürdürüyor. Son derece hukuksuz bir kararla çok uzun yıllar hapiste yatacak. E, mazluma verilen ceza aslında bütün hukuksuz kararların bir özeti gibi. Bu nedenle e, barış, demokrasi ve çözüm isteyen herkesin sahip çıkması gerekiyor.